Türkiye'de deprem sonrası hasar tespitinde artık geleneksel yöntemlerin yerine yapay zeka destekli robotik köpekler kullanılacak. Karadeniz Teknik Üniversitesi Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen proje sayesinde robotik köpekler ve yapay zeka kullanılarak deprem sonrası hasar tespit çalışmaları daha hızlı sonuçlandırılacak. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve Araştırma Üniversiteleri Destek Programı tarafından desteklenen proje, Türkiye'de ve dünyada bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor. Konuyla ilgili bilgi veren Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Şevket Ateş, 6 Şubat 2022 Kahramanmaraş merkezi depremlerde öğretim üyeleri ve teknik ekiple çalışma yaptıklarını hatırlattı. Biliyorsunuz yaşadığımız 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremleriyle birlikte bizim yapmış olduğumuz çalışmalar ön plana çıkmış oldu ve bu deprem sonrasında yaklaşık 20 öğretim üyemiz ve teknik personelimiz de deprem bölgesinde meydana gelen hasarın nedenlerini araştırmak, kamu hizmeti olarak görev yapmak için o bölgede çalışmalar yapıldı. Daha sonra bu çalışmalar bölümümüzde devam ederek bu problemlerin neden kaynaklandığı ve sorumluların ve ileriye dönük projelerin hazırlanmasında etkili olarak rol aldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Kemal Hacı Efendioğlu ise yaşanan depremlerden edindikleri tecrübelerle geliştirdikleri projenin önemine vurgu yaptı. Bu projede son teknoloji olarak geliştirilen bir robot köpek araştırdık ve bu robot köpeğin elinden geldiğince en iyi durumda olduğunu ve hasarlı bir yapıya en performanslı şekilde ulaşabildiğini fark ettik. Dolayısıyla yapmış olduğumuz araştırma sonucunda robot köpeğin bize yapı dışından ve yapı içerisinden görüntüler alarak ve bu görüntüleri işleyerek yapı hasar tespitinde sınıflandırma yapabilecek durumda şu anda. Tabii ki geliştirme yapma aşamasındayız. Programlar üzerine çalışıyoruz. Bunun öncelikle tabii şu anda robot köpek bir yapay zeka robot köpeği görülüyor ama inşaat mühendisi alanında geliştirilmedi. Dolayısıyla dünyada ve Türkiye'de ilk defa yapılıyor bu ve robot köpek üzerindeki bir yazılım sayesinde kendi kendine artık insanın komutlandırmasına gerek kalmadan bir hasar sınıfı belirtti bize bilgilendirme ve raporlama yapabilecek durumda. Karadeniz Teknik Üniversitesi Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Ahmet Can Altunışık ise projeyle problemlerin önüne geçilmesini hedeflediklerini ifade etti. Kahramanmaraş depremlerinden sonra 2,6 milyon binada 10 bin teknik personelle birlikte gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında hepimizin bildiği üzere çok uzun zamanlar aldı ve bu zamanlar sonrasında da çok önemli itiraz mekanizmaları geliştirildi. Acaba biz depremlerden sonra bu hasar tespit çalışmalarına bir karar destek sistemi oluşturabilir miyiz sorusuna cevap olarak şu an burada bulunduğunuz bir robotik köpek yardımıyla ve yapay zeka kullanılarak hasar tespit çalışmalarının desteklenmesi üzerine bu projeyi gerçekleştirdik. Projemizin hem üniversitemize hem ülkemize hayırlı olmasını diliyorum ve bu projeyle birlikte depremlerden sonraki bu hasar tespit çalışmalarının hem daha yeni, daha kolay, daha güvenilir olması ve ortaya çıkan problemlerin önüne geçilmesini hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projeyle birlikte elde edilen binalardan elde edilen görüntülerin yapay zeka ile akıllandırılması ve kişiden kişiye karar mekanizmasının değişmeyerek objektif ve homojen bir şekilde karar destek sisteminin oluşturulması hedefleniyor. Örneğin bir deprem oldu. Artçı depremler devam ederken binanın içerisine girerken zorluk yaşayan, hayati tehlike endişesi taşıyan personellerin binaya girmesini zorlaştırıyoruz. Girmek istemiyorlar. Çünkü artçı depremlere yakalanıyorlar ve binanın Allah korusun göçmesi bile mümkün. İşte bu gibi durumlarda bu robotik köpeğimiz binanın içerisine girecek ve binadaki taşıyıcı sistem hasarlarını resmedecek.